İşte altılı masanın yıkım projesi, bu projelerden bir tanesi de sarayın boşaltılmasıydı ya, külliyenin boşaltılması. Orada boşaltılacak elbette. Cumhurbaşkanı zaten ilan etti. Cumhurbaşkanı olduğunda dedi, Kemal Kılıçdaroğlu daha doğrusu seçildiğinde Çankaya'da çalışacağını söyledi. Tabii günlerdir, aylardır bu sarayla ilgili tartışma devam ediyor. Saray boşaltıldığında ne yapılmalı diye? Ne yapılmalı diye? Üniversite mi olmalı? İşte kültürel bir alana mı ayrılmalı? Ne yapılmalı diye? Benim kişisel görüşüm üniversite, çok güzel bir üniversite kampüsü olur orada. Başka ne olabilir? Çok fazla bir şey şu anda onun dışında gelmiyor aklıma. Bir eğitimle ilgili bir şey yapılması herhalde çok daha yararlı olur diye düşünüyoruz. Bu arada Veli Ağbaba her gün bölgelerden milletvekillerine bağlanacağız bundan sonra. Dün Ali Öztunç'la Kahramanmaraş'ı konuştuk. Bugün Malatya'yı konuşacağız. Malatya milletvekili Veli Ağbaba bizimle olacak. Ve orada neler olup bittiğini anlayacağız. Çünkü dediğimiz gibi zaman geçtikçe hani yardımlar da şeyler de biraz hani soğumaya başlıyor. Canlı tutmamız gerekiyor. O milletvekili oralarda canla başla çalışıp bunu canlı tutmaya çalışıyorlar zaten. Ve yapılması gereken daha o kadar çok şey var ki, o kadar da çok ihtiyaçları var ki o insanların, onların duyurulması gerekiyor. İşte o milletvekilleri de bunlar için orada mücadele veriyorlar. Veli Ağbaba'yla şimdi konuşacağız. Hazır mı Veli Ağbaba? Tamam, 1-2 dakika içinde Veli Ağbaba hazır olacak. Çünkü Malatya'da depremden etkilenen, önemli ölçüde etkilenen yerlerden bir tanesi 11 il, sonra 12. il de eklendi. Ve tabii buralarda dediğimiz gibi birinci ay dolduruldu. İsterseniz sana bir fotoğraf göndermiştim telefondan, onu gönderelim. Demir yolları ile ilgili, demir yolları açılmış. Hatırlayacaksınız, burada Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan da söylemişti. Demişti ki bu demir yolları bir an önce tamir edilmelidir, bir an önce onarılmalıdır. Çünkü ulaşım için çok çok önemli o demir yolları demişti. Ve hatta fotoğraflarını da çekmişti ve biz o fotoğrafları paylaşmıştık. Ve nihayet Bakan Kara İsmailoğlu bilançoyu açıklamış. 965 vagon yardım taşınmış. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu 394 yolcu trenimizle 100 bine yakın yolcu taşıdık. 64 yük trenimiz 965 vagonluk yardım malzemelerini böyle ulaştırdı diyor. İşte o çalışmaların sonunda nihayet demir yolu ulaşıma açılmış ve çok önemli bir eksiği de ortadan kaldırmış oluyor. Bakın eski hali nasıldı? Şimdiki hali gene normale döndü. Dileriz yeni artçılarla falan da demir yolu bozulmaz. Çünkü ulaşımda en önemli kaynaklardan, etkinlerden bir tanesi demir yolları. Hem daha kolay hem daha ucuza geliyor. İnsanlarımız için daha da yararlı oluyor demir yolları. O yüzden çalışmaların tamamlanmasını sevindirici bulduğumuzu da söyleyelim bölge için, çünkü çok önemli. Evet arkadaşlar, bağlantımız için hazır mıyız? Evet, Veli Ağbaba hazır. Veli Ağbaba günaydın. Merhabalar, Malatya'dan selamlar. Sağ olun, bizden de size selamlar. Birinci ayı doldurduk artık. İkinci ayın içerisindeyiz ve siz hala oralardasınız, canla başla çalışıyorsunuz. Söylediğimiz gibi son durumu şöyle bir değerlendirme yapabilir miyiz? Geldiğimiz noktada eksikler açısından da, ihtiyaçlar açısından da. Şöyle yani olumlu tek giden şey hava. Hava güzel şu Evet. anda. Malatya güneşli bir hava var, sıcak bir hava var. Olumlu tek yönü o. Onun dışında en başından beri eksikler devam ediyor. Hala çadır ihtiyacı yoğun şekilde talep var. Konteyner ihtiyacı var. Hala hijyen ihtiyacı var, banyo ihtiyacı var, tuvalet ihtiyacı var. Yani hala insanlar bir aydan beri banyo yapamayan insanlar var. Çadırların başında suyla saçlarını yıkayan insanlar var. Ayrıca dediğim gibi burada hayat normal olmadığı için hijyen ihtiyacı devam ediyor. Kadın çamaşırı, erkek çamaşırı ihtiyaçları devam ediyor. Enkazlar yavaş yavaş kalkmaya başladı. Ama hayat hala normal dönmüş değil.
Şöyle geçenlerde sizin yayınınızda da söylemiştim. Aslında Malatyalılar biraz serzenişte bulunuyor. Kamuoyunda da, AFAD'da da. Bunun sebebi de şu, sanki Malatya'da deprem olmamış gibi ya da az deprem olmuş gibi bir hava olduğunu düşünüyor Malatyalılar. Ancak burada kent merkezinin %71'inin yıkıldığını biliyoruz. Açıklanan rakamlara göre. Şehir merkezi diye bir şey yok artık. Yani bizim Malatya'yı bilenler bilir, Kapalı Çarşı dediğimiz İnönü heykelinin olduğu o alanın karşısı tamamen yıkılmış durumda. Yani Akpınar, işte Yeni Cami, Malatya deyimiyle Teze Camii'nin olduğu bölüm yıkılmış durumda. Akpınar yıkılmış durumda. Gelelim Bakırcı Pazarı, Şile Pazarı, Niyazi Mısri, İnönü Caddesi, Turgut Temelli Caddesi, Tevfik Temelli Caddesi yıkılmış durumda. Özellikle bu saydığım alanlar, Fuzuli Caddesi yıkılmış durumda, Malatya'nın en eski caddesi. Bu anlamda tamamen yıkılmış durumda. Maalesef hala biliyorsunuz bir deprem daha yaşadık biz, en son deprem 5.4. Ondan sonra hasar tespitleri tekrar yeni baştan alındı. Hasar tespitiyle ilgili çok ciddi şikayetler var. Bir önemli şikayet de, yani olacak iş değil, AFAD'ın nasıl yönetildiğini de aslında özetleyen bir durum. Bir liste açıklanıyor. İşte Malatya az hasar gören illerden sayılıyor. Sonra çok tepki olunca AFAD bunu bir yazım yanlışlığı olarak açıklıyor. Yani AFAD'ın nasıl yönetildiğini de aslında özeti. Evet. Yani kör olması lazım ki Malatya'ya az hasarlı denilebilsin. Bizim ya ticari merkezimiz çökmüş durumda. Bizde ölü sayısı diğer illere göre daha az. Yani Adıyaman'a, Hatay'a, Maraş'a göre daha az. Tabii ki Hatay büyük yıkım yaşadı. Gittim gördüm, Maraş büyük yıkım yaşadı. Adıyaman çok büyük yıkım yaşadı ama burada bizim ikinci deprem özellikle kent merkezini neredeyse yerle bir etti. Ayrıca bizim Doğanşehir ilçemiz diye bir ilçe kalmadı. Tarihten silindi. Polat diye 1927'de kurulan bir beldemiz var. Polat diye bir beldemiz yok. Akçadağ'ın Ören Beldesi var. Ören Beldesi diye bir belde yok artık. Erkenek yok. Kurucova yok. Ya büyük yıkım yaşandı. Onu ifade etmek istiyorum. Hala temel problemler en başından beri devam ediyor. Devam edecek gibi de gözüküyor burada. Tabii bakanlar geliyor gidiyor. Bakanların açıklamalarına bakarsanız Türkiye, Malatya, iller gayet normal gözüküyor ama böyle bir durum yok. Sıkıntılı bir süreçle karşı karşıya bütün Malatya. Evet. Burada altında durması gereken bir şey de tabii evler için yeni yerler tespit ediliyor. Hemen konuta başlanması gerekiyor. Onu ayrı bir parantez açmak lazım. Konut fiyatlarıyla, ihale edilen fiyatlar piyasa gerçeğiyle ilgisi yok. Çok işte 2 milyon, 1 milyon, 200 bin gibi arsa payı hariç evlerin fiyatları ifade ediliyor ama altı çizilmesi gereken noktalardan birisi Malatya'daki ticaretin, esnafın durumu. Burada esnaf eğer birkaç ay daha hızlandırılamazsa insanların hayata dönmesi çok daha büyük mağduriyetler yaşanacak. Bakın esnafın dükkanı yıkılmış, tamamen yok olmuş. O insanlar şimdi çadırda ekmek bekliyor. Hatta çok dairesi olan esnaflar, bütün daireler yıkılmış. Esnaflar büyük yıkım yaşıyor. Burada borç ötelemeyle, faizsiz borç ötelemeyle falan sıkıntı giderilemez. Mutlaka esnafa faizsiz, belki hibe desteği verilmeli. 2 yıl ödemesiz destek verilmeli. Hem esnafa hem de ticaret yapan insanlara. Maalesef bizim de, ben de Malatya'da ticaretle uğraşıyorum. Bizim durumda ondan farklı değil. Onu da ifade etmek istiyorum. Mutlaka karşılıksız, faizsiz, uzun vadeli kredilerin verilmesi gerekiyor. Bir an önce iş yerlerinin yapılması gerekiyor. Yani bu eğer tedbir alınmazsa Malatya'dan bir göç daha devam edecek. Bir de bizim... Ama bu 1 milyon az önce söylediğiniz Veli Bey önemli rakamlar. Yani bu deprem konutlarında 1 milyon, 2 milyon özellikle biraz yüksek değil mi? Çok yüksek. 2 milyon çok yüksek. Çünkü 1 milyon 200 bin çok yüksek. Şöyle düşünün, 100 metrekarelik bir inşaatın arsa payı falan yok burada. Yani arsa payı biliyorsunuz devlet veriyor. Mera ve hazine arazileri üzerine yapılıyor. Burada arsa payı olmadığı için çok ciddi bir rakam. Ya yani bunu da kamuoyunun dikkatine sunmak istiyoruz. Çok büyük paralara inşaatlar ihale ediliyor. Maalesef bu çok kamuoyunun gündemine gelmiyor.
Tabii hükümetin en bildiği şey müteahhitlere konut yaptırmak ama burada da resmen devletin parası çarşıyor. Sonuçta gene müteahhit kazanacak gibi görünüyor. Çünkü vatandaşı da bir depremzede değil müşteri gibi görüyorlar. Sadece müteahhit mi kazanır bilmiyorum. Yani o tabii müteahhit tek başına yedirirler mi? Yani, onu da bilmiyorum. Evet. Onu da kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Ayrıca bu evleri biliyorsunuz hediye etmiyor. Yani sonuçta parasını milletten alıyor evlerin parasını. Tabii. Bu da olması gereken bir nokta. Sorduğumuz çevremizdeki müteahhitlere sorduğumuz zaman bunun çok büyük rakamlar olduğu ifade ediliyor. İhalelerde sıkıntılı olduğu söyleniyor. Onu da söyleyelim. Ayrıca bir başka konu da Çalışma Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu bir liste var. İşte Doğanşehir, Akçadağ, Malatya, belki Yeşilyurt ilçelerine kısa çalışma ödeneği belge istenmeden hemen bağlanıyor. Battalgazi'de az hasar var diye orada bağlanmıyor. Yani hakikaten akıl alır iş değil. Keşke Battalgazi'yi görseler. Battalgazi en çok hasarı gören ilçemiz Battalgazi. Burada kısa çalışma ödeneğinden insanlar faydalandırılamıyor. Yani nasıl yönetildiğini, nasıl bakıldığını da aslında bir özet. Hem AFAD'ın yayınlamış olduğu yazı Malatya az hasarlı illerden sayılması yazım yanlışı bir Malatya'nın nasıl yönetildiğini gösteriyor. Türkiye'nin nasıl yönetildiğini gösteriyor. Çalışma Bakanlığı'nın yazmış olduğu da aynı şekilde yani Battalgazi en çok yıkımı yapıldığı yer. Evet ama bu enteresan. Tabii, az hasar çok hasar yani kullanılamayacak durumda mı değil mi? Önemli olan bu. Tabii yani Malatya'dan yıkılmış durumda. Gelip görmek lazım yıkılmış durumda. Evet. Ayrıca, hala gidenler devam ediyor mu? Hala Malatya'dan giden var mı? Yoksa bitti mi o gidişler? Ya, var. İnsanlar bir kısım dönmeye başladı, bir kısım gidiyor. Özellikle son 5.4'lük deprem biraz gidişi arttırdı. Bizde şöyle bir şey var. Bizim bazı ilçelerimiz hasar görmemiş. Yani depremden çok etkilenmedi. Örneğin Yazıhan, Akçadağ, Yazıhan affedersiniz, Hekiman, Arguvan, Arapgül gibi ilçeler kaleye çok etkilenmedi. Buradan oraya çok göç var. İnsanlar köylerine dönüyor, yakınlarının yanına sığınıyorlar. Öyle bir problem var. Onların da tabii Arguvan'ın olmuş nüfusu 8 bin, olmuş 50 bin, 60 bin. Arguvan'ın Hekiman'ın 80 bin, Yazıhan'ınki 50 bin olmuş. Orada da bu sıkıntılar devam edecek. Çünkü yani böyle depremin etkisi geçti diye bir şey yok. İnsanların iş yerleri yok. Yani esnafın iş yeri yok, çalışanın işi yok. 133 lira parayla nasıl geçilecek? Ki çok Malatya'da evet, paraya da ihtiyaç yok şu anda. Evet. Çünkü her yer kapalı. Evet. Dolayısıyla da yardımlarının, hijyen yardımlarının devam etmesi evet, gerekiyor. Hatay'da... Bir bilgi de paylaşmak istiyorum. Herhalde, tabii ayıracağız. Buyurun. Şimdi Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ilk ziyaretini Malatya'ya yapıyor yarın. O bilgiyi de paylaşmak istiyorum. Cumhurbaşkan adayımız Kemal Kılıçdaroğlu dondu. Kemal Kılıçdaroğlu evet ilk ziyaretini Malatya'ya yapıyor. Evet. Malatya. Onu da söyleyeyim. Burada ilk sizin aracınızla paylaşmış olalım. Sağ olun. Malatya'nın genel olarak durumu bu. Sağ olun. Şimdi Hatay'la bağlantı kurduğumuzda orada en büyük sorun suydu. Malatya hani suyu bol bir kenttir. Su sıkıntısı çekiliyor mu Malatya'da da? Şöyle bizim ilk depremde bizim Kaptaş dediğimiz belki Türkiye'de eşi benzer olmayan bir su kaynağımız var. Kendi cazibesiyle Malatya'ya su veren bir kaynak yaklaşık Malatya merkezi 15 kilometre ileride Gündüzbey mevkiinde. Orası çok büyük hasar gördü. Malatya hala sular çamurlak akmaya devam ediyor. Tabii uğraşıyorlar. Ayrıca onu da şunu da söyleyeyim. Bizim Muğla ve Eskişehir hem kanalizasyon hem su ekibi Malatya'daki Büyükşehir Belediyesi'nin emrinde çalışıyor. Bu yaraları sarmaya çalışıyorlar. Ama hala musluk suyu zaten içilmiyor. Eskiden içilirdi musluk suyu. İlk başta çok su geldi. Şimdi tekrar suya ihtiyacımız var tabii ki. Evet, evet, evet. Ekleyeceğiniz bir şey var mı Veli Bey? Şöyle, yani şöyle de yansıtmayalım. Yanlış olur. Yani doğruları söylemek lazım. Böyle aman aman bir içme suyu sıkıntımız gelen sular sayesinde yok yani. Ama sürekli su ihtiyacı var. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar evet, diliyoruz. Verdiğiniz tamam, bilgiler için de sağ olun. Evet, Veli Ağbaba'ya bağlandık. Malatya'daki durumu ondan öğrendik.
en önemli konulardan bir tanesi. Su meselesi, içme suyu pek değil, halledilmiş. İşte Eskişehir'den gelen eski ekipleri, su kanalizasyon ekipleri, altyapıyı yenilemek ve işler hale getirmek için çaba harcıyorlarmış. Aslında bu belediyelerin dayanışmaları çok çok önemliydi. Antakya'da da, Hatay'da da, Malatya'da da, Kahramanmaraş'ta da bütün belediyeler harekete geçti. AKP'lisi, Cumhuriyet Halk Partilisi ve diğer partiden belediyeler hatta hükümetten çok daha başarılıydı belediyeler. Dediğimiz gibi tüm partilerin belediyeleri. Çünkü belediye başkanının yetkisinde olduğu için her şey çok daha hızlı ulaştı. Çok daha hızlı harekete geçebildiler. Hani tek adam her şeyi hızlandıracaktı, kararlar hızlı alınacaktı falan derken maalesef bunun böyle olmadığını da görmüş olduk. Görmüş olduk. Demek ki bu iş tek adamla olmuyor. Tek adamla olmuyor. Demek ki herkesin bir görev paylaşımı içinde bütün sorunları herkesin paylaşması gerekiyor. Herkes üstüne düşen görevi almak zorunda. Evet, gazetelere tekrar devam edelim. Başka haberlerimiz de olacak. Başka başlıklarımız da var, dosyalarımız da var. Onlara da elbette göz atacağız. Ancak bu az önce size söyledim. Cumhuriyet Gazetesi'ndeki battaniye meselesi gerçek çarpıcı bir konu. Battaniyelerin parası kayıp. Krizden rant çıkardılar. İktidar Türkiye'nin en güvenilir kurumlarından biri olan Kızılay'ı krizden rant çıkaran bir şirkete çevirdi. Liyakatsiz kadroları ve deprem sonrasında çadır satışıyla gündeme gelen kuruma acil ihtiyaç olarak yollanan 3,5 milyon avroluk battaniye parasının nerede olduğu bilinmiyor. Al işte. 20 bin çadır nerede? Depremden sonra çok sayıda ülke Kızılay aracılığıyla yardım yolladı. Çin'den depremzedeler için gönderilen 20 bin çadırın dağıtılıp dağıtılmadığı ise belirsiz. Ya olacak iş değil bunlar. Gerçekten olacak iş değil. Bakın birinci aya geldik. Ya organize değiller ya işin içinde başka şeyler var. Yani Türk Hava Yolları ile bölgeye gönderilen çadırlarla ilgili ulaşmaya çalıştığımız Kızılay yetkilileri sessizliğini koruyor. Murat Arel'in haberi. Ki biliyorsunuz Murat Arel ilk bu çadırların satıldığını da ortaya atan, ortaya çıkartan gazeteci. Ki sonra o çadırlardan alan herkes bunu doğrulamıştı. Şirketleri de satılmış. Sadece Ahbaba değil, Ahbaba da satmışlar. Ama şirketlere de, oraya yardım yapmak isteyen şirketlere işte diyorlar ki maliyetini aldık. Efendim bunlar Kızılay'a yapılan bağışlarla. Kızılay kendi bütçesi olan bir anonim şirket olmamalıydı. Eski yapısıyla Kızılay devam etseydi halkın bağışlarıyla yaşardı. İşte bu yaptıklarınız yüzünden, insanlar Kızılay'a artık eskisi gibi güvenmedikleri için bağışta da bulunmuyorlar. Bağış da yapmıyorlar. Çünkü bağış yapılırken bir yerde o bağışın nereye gideceği konusunda kuşkularınızın olmaması gerekir. Ama Kızılay'da isterseniz o Kızılay şirketleri bir daha getirelim arkadaşlar. Biz onları sizinle paylaştık daha önce. Gazetelerde de manşet oldu. Ama tekrar bir hatırlatalım. Bu kadrolarla, bu yapıyla ya kendi içinde büyük masrafları var zaten Kızılay'ın. Ya Kızılay'da bir şirkette yönetim kurulu üyesisiniz Kızılay'da. Bunun için huzur hakkı alınır mı? Para alınır mı? Ayıp değil mi? Bir yardım kuruluşunda yönetim kurulu üyesi olup da oradan hakkı huzur parası almak ayıp değil midir? Lütfen. Ya bu bir hayır işi. Ben işimi yapıyorum. Kızılay'da da bana bir görev verildi. Gönüllü olarak orada çalışıyorum. Çünkü bu tür yardım kuruluşlarında gönüllülük esası önemlidir. Ha orada çalışan sekreteryası olsun, bürokrasiyi yürütecek kişiler olsun. Ya onlar elbette maaşla çalışacaklar. Ama yönetim kurulunda, zaten o yönetim kurulundakilerin hepsinin dışarıda kendi işleri, güçleri var. Başka yerlerden zaten maaş alıyorlar. Efendim sadece onlara bir şirketten, üç asgari ücret huzur hakkı,
Huzur hakkı dediğiniz nedir? Toplantıya katılıp orada görüşleri paylaşmak, işte tartışmak, öyle bir şey. Ya üste para verir insan ya. Ne demek para almak? Kızılay'da o şirketin yönetim kurulu başkanıymış. İşte 3 asgari ücret, bakın sadece 3'le de olsa iyi. İşte göstermiştik size. Başkan, Kızılay Yatırım Holding anonim şirketi. Kerem Kınık, İlyas Haşim Çakmak. 12 tane şirkette yönetim kurulu üyeliği yapıyorlar. Ya Kızılay yönetim kurulu üyeliğinden maaş alınır mı? Para alınır mı? Yani buradaki beyler, buradaki arkadaşlar, burada bu yönetim kurulu üyesi olan kişiler. Hatta bir kişi 4 şirkette birden, bakın Sarılar aynı kişi. İbrahim Altan. İbrahim Altan ne kadar şirkette varmış? 1, 2, 3, 4 şirkette var. 4 şirkette var. Efendim Oğuzcan. Oğuzcan kaç şirkette varmış Oğuzcan? 1 şirket orada var. 1 şirket mi? 2 şirket Oğuzcan. Başka nerede var? 2 şirket zannediyorum. 2 şirket. Her şirketten 3 asgari ücret, hakkı huzur, oturum parası alıyor. 2 şirketse 6 asgari ücret. 8.500 lira. 6 çarpı 8.500 lira. 50 bin liranın üzerinde para alıyor. Ya yazık değil mi? Ayıp değil mi? Ya nedir yani? Kızılay'da yönetim kurulu üyesi olmak, Kızılay'ın bir şirketinde ya da Kızılay'da onur verir ya. Para kazanç yeri değildir Kızılay. Gönüllülüktür bu. Yani gönüllülük esasına göre. Yani yardımcı olmak isteyen insanlar tamam Kızılay'da yönetim kuruluna seçilirler. Oradan para kazanmayı asla düşünmemeleri gerekir. Dediğim gibi hani oradaki memurlar, işte makinisti, işte şoförü, şusup, tamam onlar maaş alacaklar elbette. Ama bu kadronun maaş almasını açık söyleyeyim yani akıl alır gibi değil. Yani Kızılay'ı arpalık yapmışlar. Arpalık dediğimiz nedir? Hükümetlerin kendilerine yakın kişilere kaynak aktarmak için dağıttıkları makamlardır. Mesele burada, anlatmaya çalıştığımız bu. Yani diyecek söz bulamıyorum. Bir başka şey daha vardı, bir öncesi mi bir sonrası mı? Bakın işte, liste burada. Asgari ücret 8.506 lira 80 kuruş. Çarpı 2, çarpı 3, çarpı 12, çarpı 12. Bakın İlyas Haşim Çakmak. 12 tane yönetim kurulu üyeliği var. Üçerden, her birinden 3 asgari ücret çarpı 36. 306.244 lira huzur hakkı. Ya nasıl olur böyle bir şey? Kızılay'da işe girdik, çocuğun istikbali kurtuldu bari. Girdi, yönetim kurulu üyeliği aldı orada. Aa çok güzel, vallahi günde bir toplantıya 3 asgari ücret veriyorlar. Şaka gibi değil mi? Bilmiyorum, belki ben yanlış düşünüyorum ya da biz yanlış düşünüyoruz. Böyle yardım kuruluşlarında görev alıp karşılığında para kazanmak, para almak. Üstelik bir işiniz varken, yani bir mesleğiniz var, bir yerden para kazanıyorsunuz, aynı zamanda Kızılay Yönetim Kurulu. Yani Kızılay Yönetim Kurulu bağımsız bir görev değil. Zaten pek çok şirkette yönetim kurulu üyelikleri gelirler toplantılarda, işte danışılan, yapılan kişilerdir. Yani orada 24 saat oturup çalışan kişiler değil ya da bir mesai, bir günün mesaisini orada geçiren insanlar değildir yönetim kurulu üyeleri. Her yerde, bankalarda da, şeylerde de, anonim şirketlerde de. Ama Kızılay'da maalesef baksanıza maaşlara. Dışarıdan daha iyi para veriyor. Ve bir bankada falan çalışmaktan çok daha karlı Kızılay'da çalışmak, yönetim kurulu üyesi olmak. Ayrıca bir de Kerem Kınık mesela CEO olarak da zannediyorum 50 bin lira daha ayrıca maaşı var. Maaşın dışında alıyor bunu. Ya pes.
Sonra oğlu bir yerde, kızları bir yerde, çocukları bir yerde. Yok işte Binali Yıldırım'ın kızları, damatları. Ya bu hale getirilmiş. Ondan sonra battaniyelerin parası kayıp. Ya Kızılay'ın kendisi kayıp zaten. Kızılay'ın kendisini gören varsa haber versin. Kızılay'ın kendisi kayıp. Yani şu çok utanç verici bir tablo. Çok utanç verici bir tablo. Bir ülkenin en önemli yardım kuruluşunun yönetimindekiler çok yüksek maaşlar ve huzur hakları alıyorlar. Yani bu ayıp da ülkemize yeter herhalde. Ondan sonra günlerce deprem bölgesinde insanlar AFAD arıyorlar, Kızılay arıyorlar. Size AFAD'ı da göstermiştik. AFAD'ın yöneticileri de, özellikle illerdeki yöneticiler falan, hepsi ya İmam Hatip çıkışlı ya başka yerlerde çalışmış gelmişler falan. Yani bu konuda uzmanlıkları yok. Yani bir konuya birini getiriyorsanız onun uzmanlık alanı olması gerekiyor. O işin uzmanı olması gerekiyor. O işin anlayanı olması gerekiyor. Yo, siz getirmişsiniz adam işte o onun yeğeni, ya çocuk işsiz işte geçenlerde şuradan dağıtıldı. O da çalışsın işte AFAD'da. Ne olacak ki AFAD'da? İşte böyle zamanlar gelince de takke düşüyor, kel görünüyor. Bunu gördük. Ya bir devletin tüm makamları mı? Tüm makamları mı siyasileştirilir? İşte burada hani bildiri yayılan futbol federasyonu futbol kulüpleri vardı. Hepsi iktidar partisiyle ilişkili bir yerden bir şekilde bağlantılı. Büyük bir bölümü. Çok az bir bölüm. Yani 20 takımı var. 20 takımdan 10-15 tanesi öyle. Ya belediye meclislerinde ya ne bileyim işte aday olmuş zamanında başka partiyle iş yapan müteahhitler. Öyle. Hepsi öyle. Sadece bunu mu? AFAD'a geliyorsunuz orada da öyle. Kızılay'a geliyorsunuz Kızılay'da da öyle. Banka genel müdürlüklerine gidiyorsunuz. İşte bir güreşçiyi tamam dünya şampiyonudur, başarılıdır, şudur, budur. Vakıf banka yönetim kurulu üyesi yapıyorsunuz. Tamam da arkadaş neye karar verecek orada? Bir kredi konusu gelmiş, tartışılıyor. Orada o arkadaş o konuyla ilgili ne söyleyebilir? Yani sporla ilgili bir yerde bir görev verseniz falan, hani belki bir şey beden terbiyesi genel müdürlüğünde falan hani bir görev verilirse anlaşılır gene de. Ama vakıf bankta yani bir bankada görev vermek. Sadece bu da değil. Sadece bu da değil. Tekrar bakın şöyle etrafınıza bakın. Her yere böyle bir nüfuz edilmiş bir durum söz konusu. Ondan sonra liyakati tartışıyoruz. Hangi liyakat? Hangi liyakat? Ve en önemlisi siyasi iktidarın, kurumlarının verdiği tüm rakamlar tartışmalı. Niye? Kimse inanmıyor. Niye inanmıyor ya? Devletin en önemli organları açıklıyor bunu. Hayır. Hep söylüyoruz onları. Mesela enflasyon. Enflasyon diye bir klasörümüz var arkadaşlar. Onu bir getirelim mesela. Enflasyon. Hiçbir şeye güvenmiyoruz değil mi? Ve hiçbir tahmin tutmuyor değil mi ekonomide? Peki hangisi doğru? Yani ilk söylendiğinde yani inanırsanız sonra bakacaksınız yanılgılara. Yani devletin, hükümetin yaptığı açıklamalara bakıp yatırım falan yapmaya kalkarsanız yandınız. Hani efendim dolar o saatte şu kadar olacak ya da enflasyon bu kadar olacak. Hiç merak etmeyin böyle olacak, şöyle olacak dedikleri zaman sakın ha ona inanıp bir yatırıma matırıma kalkışmayın. Bakın mesela ne diyor? Enflasyon tepkisi diyor Cumhurbaşkanı. Yani enflasyon var diyenlere falan da çok kızıyorlar ayrıca. Çok kızıyorlar ayrıca. Ha enflasyon yok Türkiye'de çünkü. Enflasyon yok. Bir kısım zır cahil, bir kısmı hain. Ne demek hain?
Gerçeği söylemek hainlik mi? Yani yalan söylüyor falan da demiyor. Gerçeği bir kısmı diyor, hain diyor. Niye hain? Dolar 10 lira olacak diyenler hakkında davalar açıldı. Sonra ne oldu? Dolar 19 lira bugün. Ya öyle komik şeyler oluyor ki. Dolar 19.90'larda. Hatta 95 ile 99 arasında gidiyor geliyor gidiyor geliyor gidiyor geliyor. Hiçbir şey değişmiyor. Bakıyoruz 99'a kadar geliyor, 19 olacak diyorsun. Yok, tekrar 96-90. Oyun oynanıyor ya. Oyun oynanıyor. Hiç bunun ciddiyeti yok. Devam edelim arkadaşlar. Herkes şikayetçi. Erdoğan düğmeye bastı. İddialıyım dedi. Düşüreceğim dedi. 2017 yıllık enflasyon %11.9 olacakmış. Düşüreceğim diyor. Öyle düş deyince düşmüyor. Devam edelim. Efendim, enflasyon beklentinin altında tek haneye inecek. Düşüş 2018'de başlar. 2019'da tek haneleri görürüz. İnşallah. İnşallah. Görür müyüz? Gördük mü? Görmedik. Demek ki açıklanan hedefler hiçbir zaman tutmuyor. Tutmuyor. Bakın Cumhurbaşkanı da söylüyor, tutmuyor. O zaman damat Berat da söylüyordu, tutmuyordu. Devam edelim arkadaşlar. Kim ne söylemiş? Tahminler. Bakın, yılın son enflasyon raporu açıklanıyor. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu. 3 yıllık enflasyon beklentisini 2021'de itibaren 2019 sonu 2021 için söylüyor. Bakın çok ilginç değil mi? 2021'de %18.4'müş onun tahmini olacakmış. 2022'de %11.8'e düşecekmiş. 2023'te %7'ye düşecekmiş. Bakın bu 2021 Ekim'inde söylenmiş bu. Bakın şu anda %7 olması gerekiyor enflasyonun. Yani bugün %7 enflasyon olması gerekiyor. Peki bakalım. Korkusuz Gazetesi'nin manşetinde. Hani enflasyon %55'ti? %55 açıklamışlar. Gazete soruyor. Hani %55'ti diyor. %7 olacaktı. Bir yanlışlık var bu işte. Yani bu 55 falan yanlış. %7 olması gerekiyor. Şaka. Devam edelim. Yani bunu söyleyen Merkez Bankası Başkanı. Öyle sıradan biri değil. Sonra gene bir uçak dönüşü Cumhurbaşkanı. Enflasyon düşecek, göreceksiniz. 2021 Kasım yıllık 21. Yıllık 21.31. E 21.31'i gördük mü 2021'den sonra? Devam edelim. G20 ülkelerinde enflasyon oranları. Türkiye tepede 73.50. Bizden sonra neresi? Arjantin, ondan sonra Rusya. Çin 2.1. %73.50. İkinciye bile neredeyse 25 puan fark atmışız. İkinciye 25 puan fark atıyor Türkiye. Tablo bu. Devam edelim. Yani iş söylendiği gibi olmuyor. İstediğiniz kadar hedef koyun. O zaman ya bir kere tutturulur ya. Bir kere tutturun. Tutsun bir kere. Gene enflasyon oranları. Amerika'ya bakın, felaket. Avrupa desen yine aynı diyor. 2022 Ocağı'nda aşağı yukarı bir yıl, işte 13-14 ay önce falan söylenmiş bir söz. Amerika'ya bakın, felaket. Felaket dedi Amerika'nın, %7'lerdi. %9 en fazla şey oldu. Türkiye'nin %48.7. Peki Amerika için o rakam felaketse, Türkiye için %48 ne? Ne anlama geliyor? Hiçbir bir anlamı yok. Hiçbir karşılığı yok ekonomide o rakamın. Avrupa ortalaması %5.1. Amerika %7. Ve Amerika felaket.
Türkiye selamet %27 ile %48 ile kaç katı? Devam edelim arkadaşlar. 2022 Mayıs ayı rakamları açıklandı. Enflasyon %73,5. 2022 Mayıs ayı rakamları %73,5. Bu 15 falan 11 olması gerekiyordu Kavcıoğlu'nun tahminine göre. 11 olması gerekiyordu. Bu 73 yanlış o zaman. Yalan mı? Allah Allah. Devam edelim. Ya bir tane tutturun. 2022 Şubat'a gelinmiş. Bakan Nebati'nin kritik açıklaması. Enflasyon tek haneye düşecek. 2023'te enflasyon tek hane. Güler misiniz? Ağlar mısınız? Ya bunu söylüyor. Bakan söylüyor ya. Bakan söylüyor. Ya istifa diye bir şey var. İngiltere'de başbakan istifa etti. Ne istifa etti? Daha geçtiğimiz istifa etti. Ne istifa etti? Efendim enflasyon düşecektik. İşte geçim standartını arttıracaktık. Yapamayacağımı anladım dedi. Bunu başaramayacağımı anladım. İstifa ediyorum dedi. Peki tek haneyi başaramadın. Tek haneyi indiremediniz. Başaramadım. İstifa ediyorum. Gibi bir beklenti içine girmez miyiz? Girdik tabii. İstifa ederler mi? Asla. Asla. Bakın Yunanistan'da istifa etti bakan. Ardından sokak gösterileri başladı. Ya şimdi şunun bir karşılığı yok mu? Yani bunlar şimdi seçime hazırlanıyorlar. Bu tabloyla seçime hazırlanıyorlar. Yani 2022 Şubat'ında kalkmış bize demiş ki 2023'te enflasyon tek hane demiş. Ya normalde bildiğimiz yani bizim yaşadığımız, sizin enflasyonunuz değil, TÜİK falan değil. Bakın açın bütün ekonomistlerin yaptığı hesap. 3 hane. Şu anda enflasyon 3 hane. Tek haneye inecekti hani. 3 hane. Karşılığı ne bunun? Hala makamda oturmaya devam etmek mi? Ve seçime katılmak. Bize oy verin. Peki niye oy verelim? Enflasyon tek haneye düşsün demiş, düşecek demiştiniz. 3 hanede enflasyon. Ya merak etmeyin, TÜİK düşürür onu yıl sonuna doğru diye savunacaksınız belki kendinizi. Yani bu bir ibret tablosu bu. Yani AKP'nin ekonomik anlayışının, ekonomi politikalarının, ekonomiye nasıl bakışının, bize nasıl bakışının, bize nasıl baktığının da bir göstergesi bu. Çünkü bunu söyleyen kişi, sonuçta böyleyse çok büyük bir olasılıkla ya zaten bunlar aptal, anlamazlar falan diyorlardır herhalde. Başka niye böyle olsun? Üç haneli ekonomiyi tek haneye indireceklerdi bu yıl. İndiremediniz. Ya o zaman susun. Ya bakarız, iyileştireceğiz falan deyin. Hani koyduğunuz hedeflerin hiçbiri tutmadı. Peki seçildiniz, tekrar AKP iktidarı devam ediyor. Ne değişecek? Hiçbir şey değişmeyecek. Bu tablo, bu tabloda ne değişir? Ne değişebilir? Dünyanın herhangi bir ülkesinde yardım kuruluşlarında yönetim kurulu yetti maaş alan bir ülke var mıdır acaba? Yani devrim İsviçre'de Kızıl Haçlı'nın gönüllüsü adam girmiş, Kızıl Haçlı'da yönetim kurulu üyesi yapılmış. Acaba maaş alıyor mudur o kişiler? Ya da Fransa'da Kızıl Haç gönüllüleri ve çalışanları ve yönetim kuruluna alınmış mesela Kızıl Haç'ın. Adam böyle 3 asgari ücret falan maaş alıyor mudur orada Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de? Nasıl bir yardım kuruluşudur bu? Devam edelim. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yılbaşındaki enflasyon tahminleri ve gerçekler. Bakın ta 2017'den bu yana geliyor. Bakın bir kere mi tutmuş? Bir kere tutmuş. Bu bir dakika. 8 tahmin etmişler. 2017'de 11.9 olmuş. 2018'de 7.9 tahmin etmişler.
20.3 olmuş. Tahminlere bakın. Tahminlere bakın. 2019'da 14 tahmin etmişler. 11.8 olmuş. Gene yakın tutturmuşlar. Efendim 2020'de 8.2 tahmin etmişler. 14.6 olmuş. 2021'de 9.4 tahmin etmişler. 36.1 gerçekleşmiş. Bunlar üstelik kendi tahminleri, TÜİK rakamları. Gerçek enflasyonda değil, yaşadığımız enflasyon değil. TÜİK'in enflasyonu, TÜİK rakamlarına göre enflasyon. 9.4 tahmin ediyor, 36 çıkıyor. Ya zaten bu tahmin, böyle bir tahmin yaptığınız zaman, sonuç böyle çıktığı zaman battığımızın resmidir yani, bu fotoğrafıdır. Battık demektir bu. E şimdi istifa etmek yerine halktan tekrar yetki istiyorlar. Niye düzelteceğiz? E peki bunca zamanda niye düzeltilemedi? Ve her sene bakın daha kötüye gidiyor. Her sene daha kötüye gidiyor. 2022 tahmini 23.2 idi. Ve geçtik 2020, 23.2 idi. 150 tahmin eden de oldu, 160 tahmin eden de oldu. Meriç Köyatas'ın tahminine göre yanılıyorsam 180 civarındaydı. %180. Çünkü gerekli tüketim, yani zorunlu tüketim maddeleri üzerinden hesaplama yaptığınız zaman gerekli gereksiz her şeyi, o sepet var ya, enflasyon sepetini, hani orada bir takım maddeleri koyuyorsunuz. Pek çok şeyi koyuyorsunuz. Bebek mağazası koyuyorsunuz, çocuk bezi koyuyorsunuz, ekmeğin fiyatını, yumurtanın fiyatını, her şeyi koyuyorsunuz. Orada öyle bir ayarlama yapıyorlar ki aslında çıkardıkları sonuç doğru. Fakat o öncelikli, ona hani şeye değerlendirmeye alacakları ürünlerin şeyi değişiyor, yapısı değişiyor. Ona göre tutturuyorlar yani, öyle bir rakam isterse çıkartıyor. Yani öyle Türkiye'de buna şey denir, kalem oynatmak denir. Hani bakkaldan yazarak alışveriş ediyorsunuz, bütün bakkallar öyle değildi. İşte, ama bazen üçkağıtçı bakkallar da çıkar. İşte siz alışverişi yapmışsınızdır, 300 liralık alışverişi yapmışsınız. O biraz daha karşı kenardan şey yapar, 325 falan yapar onu. Ona Anadolu'da şey derler, kalem oynatmak. Ya bizim biraz fazla çıktı bu ay bakkal hesabı. Acaba bakkal Ahmet ya da İsmail ne, kalem mi oynattı falan derler. Bizim ekonomi zaten kalem oynatmak üzerine kurulu. Baktığın zaman. Çünkü gerçeklerden uzaklaştığınız zaman geriye ne kalıyor? Geriye ne kalıyor? E tahmin neymiş efendim? Tek rakam olacakmış. Hani enflasyon %55'ti. Fiyatlara gelen zamlar, TÜİK'in enflasyon rakamlarını yayınladı. Ete ayda, 2 ayda %100 zam. Şu anda 200 liranın altında doğru dürüst et bulmanız mümkün değil. Kuşbaşı ya da dana ya da kuzu eti. 250'ye de var. Hatta bazı işte marketlerde hani o, telefon edip getirtiyorsunuz falan ya, 250'yi falan geçiyor, 300'lere falan gidiyor. 300'lere falan gidiyor et. E süt de 3 litresi 100 lirayı buldu. O şeylerde işte hani köylerden hazır getiriyorlar, satıyorlar falan. E sütün yanına yaklaşılmıyor, etin yanına yaklaşılmıyor. Ve fiyatlar devamlı tırmanışta. E ne olacak? Ne derseniz deyin, ne kadar hesap yaparsanız yapın. Gerçekler ortada. Evet, bugün de programın sonuna geldik. Yarın Hüsnü Mahalli ile birlikte burada olacağız. Cuma günleri Hüsnü Mahalli ile. Kaçırmayın.